E, referandumu da zaten kabul etmiyoruz. <laughs> Bu katılma kararı çıktığında ne Türkmen ne de Arap e, üyeler vardı. Meclis üyeleri vardı. <laughs> e, Irak anayasasına da aykırı bir e, karardır. E, Irak, Kerkük, Irak bir e, şehridir. Başkanlık oylamasında çoğunluğu elde edemediği için parlamentoyu kapalı tutan Mesut Barzani referandum kararı aldı. Türkmen şehri Kerkük'te de Türkmenlerin ve Arapların katılmadığı il meclisi toplantısından referanduma katılma kararı çıktı. Ancak Türkmenler bu karara karşı. Kerkük tarihten beri ee, Türkmen şehridir ve e, bu Türkmen şehrinde biz de kimseye teslim etmeyi niyetimiz yok ısrarla yapılacağını e, istiyorlarsa e, tabii bunun e, sonuçları hiçbir şekilde güzel olmaz. Irak Türkmen Milli Hak Partisi sözcüsü Ercan Ketene referandumu ve Kerkük İl Meclisi kararını ulusal kanala değerlendirdi. Sayın Barzani 3 yıldan beri başkanlığı e, bitmiş bir insan. Nasıl böyle bir karar alıyor kendi başına? Tabii bu birinci sorudur. Bugün Barzani, Kerkük'te referandumun yapılması konusunda destek arıyor veya karar alıyor. Bu konuda biz tabii Kerkük kesinlikle onun sınırlar içinde değildir. Ketene'ye göre referandum kararı bölgeyi iç savaşa götürür. Biz şimdiye kadar Türkmenler olarak hep barış taraftarı olduk. Hep barışla yaşayalım diye direndik. Ancak bizi çok fazla zorlamasınlar. Zorladıkları takdirde nasıl bir davranış, nereye kadar gidecek bunu e, hiç kimse e, sonunu e, bilemez. Bu referandum veya bu e, ayrılmaya kararları ve niyetleri bir iç savaşa kadar gidebilir. Biz bu iç savaşta katılmak veya olmak istemiyoruz. Ama mecbur kaldığımızda da e, pençelerimiz de var bizim, bizim de silahlarımız var, bizim de gençlerimiz var. Telafer operasyonunu da hatırlatan Ketene, din ve mezhep ayrımı olmaksızın Türkmenlerin birlikte mücadelesinin başarı sağladığını da ifade etti. Türkmenlerin hiçbir şekilde mezhep ayrımı, din ayrımı o olmaksızın sadece Türkmen oldukları için birbirleriyle beraberlerdir. Bunu da biz yurt dışındaki insanlara, yurt dışındaki ülkelere de gösterdik.